kendisine sabır diliyoruz. Ondan geriye yapmış olduğu o hiç unutmayacağımız açıklamalar kaldı. Şimdi devam edelim Hopa'ya bakalım. Zira Hopa'da da sıcak gelişmeler var değerli izleyiciler. Can kurtaran bölgesi mesire alanı ve orada yaşananlar artık bu kadar da olmaz dedirtmişti. Talan edilmeye çalışılan bir bölge ve doğasına sahip çıkmaya çalışan bölge halkı karşı karşıya gelmiş ve orada o noktada kan akmıştı. Can kaybı yaşanmıştı. İlk duyduğumuzda biz de kulaklarımıza inanamamıştık. Zira o şirketin yetkilileri tarafından bölgesini, ağacını, doğasını savunmak isteyen kişilerin üzerine ateş açılmıştı. Saldırıda bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Yaşananlar birçok ilde protesto edildi. Bu arada bakın bir son dakika gelişmesini arkadaşlarım tam da bu haberin üzerine ekranlara taşıdı. Bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan o şirket yetkilisi Muhammed Ustabaş tutuklandı. Bir son dakika gelişmesi olarak. O zaman gelin Hopa'daki bu akıl almaz olayın ayrıntılarına biraz daha yakından bakalım. Doğasını, memleketini, elini savunduğu için vurdular. Arkadaşımızın kanı AKP'nin elindedir, şirketlerin elindedir. Doğayı savunanlarla katletmek isteyenler karşı karşıya geldi. Ağaç kesimine giren şirketin çalışanları ateş etti, bir kişi öldü. Artvin'in Hopa ilçesine bağlı can kurtaran bölgesi. Ormanlık alan mesire alanı yapılmak istendi. Ağaç kesim ihalesi de bölgeden bir şirkete verildi. Şirket ağaç kesimi için ormana girdi. Direnen köylülerle çalışanlar karşı karşıya kaldı. Şirket yetkilileri ve çalışanları köylülerin üzerine ateş açtı. Saldırıda Reşit Kibar, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralandı. Olayı duyan Hopa halkı hastane önüne akın etti. Ağır yaralanan Reşit Kibar kurtarılamadı. Bacağından yaralanan diğer iki köylü ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Muhtarı teklif ettim, muhtarı. Kaymakamlık muhtarı teklif etmek nedir ya? Sıçtırısında bulunduk ya. 10 tane dilekçe verdik, 10 tane. Yaza yaza. Elimiz yoruldu yaza yaza ya. Bir tane işlem yapmadılar ya, bir tane. Saldırıdan saatler sonra Artvin Valiliği açıklama yaptı. Saldırgan Muhammed Ustabaş ve şirket yetkilisi Fikret Mert Türk'ün gözaltına alındığı belirtildi. Yaşananlar tepki çekti. Hopa'da halk sokağa döküldü. İlçe meydanında bir araya gelenler saldırıyı protesto etti. Bir eylem de İstanbul'da yapıldı. Kadıköy'de yolu trafiğe kapatan halk evleri üyeleri AKP ilçe binasına yürüdü. Ağacını, suyunu, deresini, evini savunan Reşit Kibar AKP çeteleri tarafından katledildi. Sadece evini savunduğu için, sadece doğasını, memleketini, elini savunduğu için vurdular. AKP'nin sorumlusu bugün yaşamını savunan verilerimizin sorumlusu AK Parti değil, AKP ve iktidarıdır. Ankara'da da eylemin adresi AKP İl Başkanlığı'ydı. Bina önüne yürüyen halk evleri üyeleri hesap sormaya geldik dedi. Arkadaşımızın kanı AKP'nin elindedir, şirketlerin elindedir. Komşunuz sustu. Köylüye siz kimsiniz dedi. Eyleme AKP il başkanlığından çıkan kişilerce müdahale edildi. Ardından olaya polis de dahil oldu. Aralarında bir gazetecinin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Hopa'daki saldırı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündemindeydi. Saldırıyı kınayan Özel, X hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Olayın ardından projenin sahibi olan Yapısoy Beton adlı şirket çekildiğini açıkladı. Şirketin açıklamasında yaşanan acı olay bizi ve tüm Artvin halkını derinden üzmüştür. Bir insan hayatının her şeyden kıymetli olduğunu, bir insanın öldürülmesinin kabul edilmezliğini ifade ediyoruz denildi. Evet, şirketin açıklamasını da ekranlarınıza getirdik. O açıklama da önemliydi. Sonrasında şirket tüm bu yaşananlar doğrultusunda bu projeden çekildi ve böylesi bir açıklama yaptı. Şimdi tabii herkesin sorduğu soru şu: acaba Reşit Kibar'ın ölmesi mi gerekiyordu? Reşit Kibar sadece doğasını, hayatını, geleceğini korumaya çalışıyordu
Bugünün en çok sorulan sorularından birisi buydu. Reşit Kibar'ın ölmesi mi gerekiyordu? Efendim bir son dakika gelişmesi olarak az önce sizlerle paylaşmış ve duyurmuştuk. Bir kez daha altını çizelim. Bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan Muhammed Ustabaş tutuklandı geride kalan dakikalarda. Tabii Hopa'da da şu sıra...